Bu filmde izleyeceğiniz her kare gerçek görüntülerdir. İnanılmaz olmaları sanki sonradan filme alınmış etkisi uyandırabilir. Ama hepsi çağımızda yaşandı. İnsanoğlunun yeryüzünde yaşadığı bu korkunç deneyim tüm insanlığın bilincine kazınmıştır. Polonya Nazi işgalinde en çok acı çeken ülke oldu ve Hitler'in yeni düzeni tarafından insanlığın yaşadığı trajediyi örneklerle ortaya koymak için seçildi. Polonya'nın acısı yine de nitelik olarak değil, nicelik olarak çok büyüktü. Az sonra izleyecekleriniz, Nazizmin pençesine düşen ülkelerde yaşanan acıların tanıklığıdır. 25 milyon insanın yaşamına mal olan Nazizmin yarattığı vahşet ve sefaletin tanıklığıdır. Hitler'in dünyamızı bir cehenneme çevirdiği yıllara ait bu film, onun adları itik kurbanlarına adanmıştır. Hitler'in önlenebilir yükselişinden ve yarattığı yıkımdan sadece o sorumlu tutulamaz. En az Hitler kadar onu saldırgan politikalarıyla uzlaşan ve Sovyetler Birliği'ne saldırması için onu yönlendiren, öngörüden yoksun Avrupa devletleri de sorumludur. İnsanlığın yaşadığı bu trajedinin yinelenmemesi için gerektiği gibi akıllı, cesur ve öncü olmalıyız. Berlin 1945. Berlin 1914. Henüz hiçbir harabe yok. Ve ulusal bando savaş marşları ile ilerliyor. Her yer renk renk ve bando sesleri yükseliyor. Kaiser çevresinde şaşırtıcı bir hareketlenme var. Generaller Hindenburg ve Ludendorff bu hareketliliğin amacını ortaya koyuyor. Amaç Rus çarlığının güneyden kuşatılması ve tüm Alman ordusu üzerinde mutlak kontrol. Savaş acımasız geçer. Bu savaşta aynı zamanda yeni imha silahlarının etkisi denilir. Zehirli gazlar kullanılır ve ilerleme tanklarla sağlanır. Savaş havada da devam eder. Deniz ise yeni denizaltıların gövde gösterisine sahne olur. Savaş devrimi doğurur. Lenin önderliğinde Bolşevik Partisi çarlığı yıkarak Ekim devrimini gerçekleştirir. Ve devrim de savaşı önler. Lenin 1918'de Almanya ile barış anlaşması imzalar. Son Alman savunması da yıkılınca denizciler devrim ateşini yakar. Kaiser iktidardan indirilir ve Berlin'de cumhuriyet ilan edilir. Devrimci fikirler Alman işçi sınıfının öncüsü Karl Liebknecht tarafından dile getirilir. Ve kitleler tarafından benimsenir, meydanlarda yankılanır. Bilimsel sosyalizmi savunan Karl Liebknecht, Kaiser'in savaş politikasına daha en başından cesaret ve kararlılıkla karşı koyan bir seçkin aydındı.
Meydanlar ve sokaklarda denetimi ele geçiren Alman işçi sınıfı adım adım bir halk iktidarına yaklaşmaktaydı. Buna karşın yönetim erki hükümeti oluşturan sosyal demokratlarda değildi. Asıl erk ordu şeflerinin ellerindeydi. İşçi sınıfının eylemleri dalga dalga yükselir. Liebknecht önderliğinde başlayan isyanlar Alman militarizmine büyük zarar verir. Bir süre sonra Liebknecht ve birçok yoldaşı öldürülür. Diğer taraftan savaşın galipleri kendi barış şartlarını dikte eder. Genç Cumhuriyet son savaşın bedelini öder. Alsace-Lorraine Fransızlara kalır. Batı Prusya ise Polonyalılara bırakılır. Almanya savaşın galiplerine ağır bir bedel ödemek zorunda kalır. Ama diğer taraftan Almanya'nın kendisi bölünmemiştir. Sömürgeler dışında Almanya'ya kalan bölgeler her anlamda Alman ruhunu yansıtmakta ve kendi kendine yetecek gücü barındırmaktadır. Savaş endüstrisine ait fabrikalar yavaş yavaş yıkılır. Ordu bunun için tam 100 bin profesyonel asker kullanır. Ancak Alman sanayisi o kadar da tehlikede değildir. Sosyal demokrat Ebert ülkenin yeni başbakanıdır. Genç demokrasinin bekçisi olarak orduya büyük önem vermektedir. Buna karşın birçok ulusal grup barış şartlarının yeniden görüşülmesi konusunda başkana baskı kurmaya devam eder. İlk önce Rattenhauer barış şartlarını kabul ettiği için milliyetçi fanatikler tarafından öldürülür. Bavyera'da ordu kendi otoritesini kurar ve Berlin'in temsil ettiği otoriteyi reddeder. General Faneff, gizli ordu ve hayranlarının en güvendiği aşırı milliyetçi askeri şeflerden biri. Yüzbaşı Röhm bu gizli grubun faaliyetleri konusunda casusluk yapmakla görevli. Casuslardan biri daha sonra Nasyonal Sosyalist Parti'nin 7 numaralı üyesi olacaktır. Bu kişi Röhm'ün sağladığı para desteğiyle yeni partinin başkanı bile olur. 1920 yılında yaptığı bir konuşma metninde hükümetin Rusya ile yaptığı barış anlaşmasını protesto ettiğini bildirir. Adolf Hitler, Nisan 1889'da Avusturya'da küçük bir kent olan Brunau'da dünyaya gelir. Babası Alois Hitler, Avusturyalı bir gümrük görevlisidir. Annesi ise 28 yaşındaki Clara'dır. Adolf 8 yaşına geldiğinde aile Lenz yakınlarındaki Leonding'de küçük bir eve taşınır. Bir süre baba ve oğul anlaşmazlığa düşer. Alois Hitler oğlunun memur olmasını ister. Adolf ise sanatçı olmak ister. Babasına meydan okur. Okulda oldukça dikkat çeken bir öğrencidir. Ancak genelde kendi halinde biri olarak tanınır. 16 yaşına geldiğinde babası tüberküloza yakalanır ve bir süre sonra hayatını kaybeder. Ardından Adolf Viyana'ya taşınır. Orada sanat akademisine başvurur ama kabul edilmez. Burada bir arkadaşıyla mütevazi bir odayı paylaşmaktadır. Bir süre sonra akademiye ikinci kez başvurur. Ardından yarım günlük bir iş bulur ve kendi yaptığı kartpostalları satar. Daha birçok farklı işlerde çalıştıysa da hiçbiri onu geçindirmeye yetmedi. Bir süre sonra eline ilk Yahudi düşmanı ilan geçer. Bunlar belediyeye ait bir kütüphanede insan haklarını savunduğunu iddia eden belgeler içinde yer almaktadır. Hitler birçoğu piyasada kalmayan bu belgelerin basımı için Avusturyalı yayıncı Jörg Lanz von Liebenfels'le görüşür. Lanz 1900 yılında sarışın mavi gözlü insanın temel özelliklerini yayınlamıştır. Lanz'a göre sarışın mavi gözlü insan siyah gözlü ve koyu tenli insandan ayak biçimine varana dek farklıdır. O dünya tarihini bir ölüm kalım mücadelesi olarak tarif eder ya da sarışın ve koyu tenlinin mücadelesi. Ona göre Yahudiler şeytanın bizzat kendisini temsil etmektedir. Bu görüşler işsizlikten ve açlıktan kıvranan biri için kurtarıcı niteliğindeydi. Hitler de ırklar arasındaki farka inanıyordu ve kendini tüm ırkların en üstünü olarak nitelendiriyordu. Bir süre sonra askerlik yapmak için Avusturya'dan ayrılır. Münih'e vardıktan bir süre sonra kendisine ulaşan belgede kırılgan sağlığı nedeniyle bu işe uygun olmadığına işaret edilir. Bu kez Münih'te Viyana'dakine benzer bir yaşam sürer. Onun sıkıntısını ve yalnızlığını avutan tek şey içeride gitgide kızışan savaştır.
1 Ağustos 1914'te çekilen bu fotoğraf, onu Münih'teki Odeon Meydanı'nda savaş duyurusunu dinleyen coşkulu kalabalık arasında gösteriyor. Hitler bu coşku içinde gönüllü olarak askerlik yapmak ister ve ordu listesine kaydedilir. Daha sonra 1916'da Güney Fransa'da yaralanır ve 1917'de onbaşı olarak geri döner. 1918'de İngilizlerin gazlı saldırısında tekrar yaralanır ve savaşın sonuna dek hastanede tedavi görür. Bir kez daha işsiz bir münzevidir. Ne ailesi vardır ne de işi. Derken politikacı olmak ister ve Münih'e gider. Orada bağımsız güce katılır. Bağımsız güç gerçekte ordunun denetimi altında Almanya'nın güney sınırını koruması amacıyla kurulmuştu. Ama şimdi kendisi farklı bir tehdit unsuru olmuştur ve yasal hükümete karşı bir tavır sergilemeye başlamıştır. Bavyera'da karıştığı bir takım siyasi cinayet ve terör olaylarından sonra Münih polis şefi bir takım bastırma girişimlerinde bulunsa da bu yeterli olmamıştı. Röhm gibi subaylar bunu ana yurda yapılan vefasızlık olarak ilan ederler. Daha sonra Röhm, Hitler'deki yeteneği keşfeder ve onu sosyalizme karşı mücadele ve Alman ırkçılığını yaymakla görevlendirir. Daha sonra Hitler, 1920 yılında orduda üst kademelere yükselir ve kendini tamamen yeni partisine adar. Konuşma tarzıyla kitleleri harekete geçirebilecek bir isim olarak tanınmaya başlar. Bu arada sürekli propaganda sayesinde hızla asker toplanmakta ve her türden milliyetçi grup Hitler'in hücum birliği SA'ya katılmaya devam etmektedir. Büyük Alman sermayesi ve tekerleri çıkarlarına engel olan sosyalistlere karşı Hitler'i uzun süreli bir mücadele başlatması için destekler. Yüzbaşı Göring gibi işsiz askerler, işsizler ya da ırkçı milliyetçiler yavaş yavaş partiye üye olmaya başlar. General Ludendorff bile Nazilerden yana tavır alır. Oluşan koşullar Hitler'in hareket alanını genişletiyordu. Ekonomi kötüye gidiyor, enflasyon artıyor, şirketler batıyor ve Fransızlar toprak olarak istediklerini alıyorlardı. Enflasyon işçilerden oluşan orta sınıfı yıkıyordu. Hitler bu ekonomik buhran ve sefaletten yeni cumhuriyeti suçlu tutuyordu. Bu andan itibaren hükümete karşı harekete geçmek için Bavyera'daki tüm cumhuriyetçi gruplara karşı mücadele başlattı. ...8 Kasım'da Hitler, Bavyera'daki hükümeti devirmek için bir saldırı girişiminde bulunur ve ona ordu da katılır. Bu arada Münih'ten geçerken federal hükümet yerine ulusal hükümet önerisini getirir ve bunu dikte ettirir. Hükümet binası SA tarafından kuşatılır. Ludendorff da bu arada şöhretinin doruğundadır. Hitler ise amacına ulaşacağını düşünmektedir. Bu arada hükümet her ne kadar çaresizmiş gibi görünse de hala sağlamdır. Bu girişim bir anlamda başarısız olmuştur. Daha sonra Hitler ve Ludendorff duruma hakim olmak için 2000 kişilik bir adamla ordu ana karargahına yürür. Yolda onlara çok sayıda tanınmış kişi katılır. Bunlardan biri de Heinrich Himmler'dir. Kısa bir çatışmadan sonra 16 Hitler yanlısı ve 3 polis hayatını kaybeder. Hitler bu olaydan 2 gün sonra kaçar. Bir süre sonra Ludendorff görevden uzaklaştırılırken Hitler Landsberg'de birkaç ay tutuklu olarak kalır. Hücresi birinci kattadır ve manzarası oldukça iyidir. Yemekler çok güzeldir. Üstelik kendi giysilerini giyme ayrıcalığına da sahiptir. Hitler burada kaldığı süre içinde siyasi görüşlerini ve amaçlarını Mein Kampf yani Kavgam adlı bir kitapta toplar. Biyografi niteliğindeki bu kitabı yazdırdığı kişi sadık bir arkadaşı olan Rudolf Hess'tir. Bu kitapta Hitler, Almanya ve Avusturya'yı birleştirmek için 5 temel görev belirler. Almanya'nın güçlü bir savaş devleti olması gerektiğini, yoksa yok olacağını dile getirir. Savaş sırasında zehirli gazların Yahudilere karşı kullanılmasını ve bu sayede çöküşün engelleneceğini ileri sürer. Kitap dar bir kesim tarafından okunur ve birçok insanı güldürür. Ama birkaç yıl sonra bunun hiç de komik olmadığı anlaşılır. Hitler Landsberg'deyken Almanya'nın genel durumunu değerlendirir. Şubat 1925'te Cumhurbaşkanı Ebert ölür. Onun yerine desteği sağlam olan Hindenburg geçer. Kendisi parti alt kademelerinden gelmiş ve seçimleri büyük çoğunlukla kazanmış bir askerdir. Hindenburg anayasaya bağlı kalmayı düşünür. Ama ileri yaşı, politikadaki deneyimsizliği ve askeri bakış açısı onu yanıltır.
Hitler Landsberg'den ayrıldığında partiyi yeniden organize etmek zorunda kalır. Daha güçlü bir parti yapısı kurmak gerekmektedir. Ve kısa bir süre sonra Şubat 1925'te ilk büyük miting gerçekleştirilir. Hitler Almanya'nın geleceğinin kendi eylemlerine bağlı olduğunu ve Yahudilerin içeride kalmasına izin verilemeyeceğini açıklar. Bazı basın organları onun görüşlerine yer vermekten kaçınsa da o kendi propagandasını kendi yapar. Bir süre sonra büyük yürüyüş başlar. Partinin üye toplama kampanyası 1926'da 17 bin üyeye ulaşır. 1927'de 40 bin kişi olur. 1928'de 60 bin kişi olurlar. Henüz sokakları fethetmemişlerdir. Tramvaylar henüz kendi istikametlerinde devam etmektedir. Parti toplantıları adeta gösteri havasında geçer. SA çok sayıda yandaşıyla toplanır ve geleceğe dair planlarını derinleştirir. Toplantılara tam bir gövde gösterisi şeklinde katılan Hitler, coşkulu kalabalığa hem umut hem de nefret tohumları eker. Hitler 1926'da Berlin'de parti için mücadele yürütecek ve propaganda yapacak kadrolar arar. Bunlardan biri Goebbels'tir. Artık politik savaş yaşamın her alanında derinleşmektedir. Almanya tam anlamıyla kamplara bölünmüştür ve hepsi askeri bir örgütlenmeye gitmiştir. Bunların en yaygın ve en güçlü olanı sosyal demokratlar, komünistlerdir. Thälmann'ın önderliğindeki komünistler konumlarını korurlar. Hitler iktidara geldiğinde Berlin'deki en güçlü parti durumundaydı komünistler. Hitler gösterilere devam eder ve sermayedarları kendi safına çekmek için ESA'nın tüm olanaklarını kullanır. Alman tekerlerinin de komünistlerin üzerine meydanlara ileri süreceği sokak gücüne ihtiyacı vardır. Bir süre sonra parti kasasına sanayicilerden para akmaya başlar. 1930 yılında işsiz sayısı toplam 3 milyonu geçer ve Hitler onları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir. Onlara iş, ekmek ve refah vaat eder. Gerade sieben Mann hoch war, sprach sie schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Bu konuşmalar Hitler'e 1929 seçimlerinde 6 milyon oy ve Reichstag'da 106 sandalye kazandırır. Şimdi ülkenin en büyük ikinci partisinin lideridir. Şansölye Brüning artık parlamento desteğine sahip değildir. Brüning mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na meclis sandalye sayısını düşürme teklifinde bulunur. Buna Hitler hükümet buhranı yaratmakla ve anayasaya sadık kalmamakla yanıt verir. Derken Hitler taktik değişikliğine gider. Değişim projesinin sadece kendi iktidarıyla gerçekleşebileceğini açıklar. Böylece terör yasal olarak desteklenmeye başlar. Polis ESA'nın giriştiği eylemleri hemen bastırır ve yetkililerini cezalandırır. Taraftar toplamada başarılı olması Hitler'i çok yakında iktidara yasal yollardan geleceği demagojisine sevk eder. En büyük desteği parti avukatlarından Hans Frank'tır. Hitler bir süre sonra beyaz gömlek giydirdiği taraftarlarına şehrin sokaklarında bando eşliğinde gösteri yaptırır. İşsizler ve lümpenler Goebbels'in organize ettiği bu propaganda gösterileri çevresinde toplanır. Siyasi mücadele kanlı bir çatışmaya dönüşmeye başlamaktadır.
Kickdorf ve Thyssen gibi sanayiciler Hitler'in bir sonraki seçim kampanyasını destekler ve onun iktidara geleceği umudunu beslerler. Hitler uçakla şehir şehir dolaşmaktadır. Goebbels yeni bir slogan bulmuştur. Hitler Almanya semalarında. Yapılacak seçimler Reich başkanlığı içindir. Hitler aday olmak için 1932'de Alman vatandaşı olur. Braunschweig eyaleti milletvekili ve arkadaşı Frick şansölye olarak ona yemin ettirir. Bu yöntemle Hitler doğrudan Alman vatandaşı olur. Hindenburg sosyal demokrat, katolik ve liberallerin adayı olarak seçilir. Ülkeyi Hitler'den kim kurtaracak? Sadece Hindenburg, diyor bir afiş. Hindenburg yeniden seçilir ve Hitler'in sokaklardaki gücü gittikçe erimektedir. Bu defa Hitler'in kurtarıcısı General Schleicher olur. Sahnenin gerisinde politik gücünü her anlamda kullanmaktadır. Schleicher Hitler'e iktidarı düşürme ve yeniden seçim vaadinde bulunur. Bu amacına ulaşmak için bir zamanlar kendisini destekleyen zengin ve soylu isimlerden bir grup oluşturur. Bizzat Schleicher'ın da üye olduğu bu grubun içinde 7 baron, 2 sanayici ve 1 avukat bulunmaktadır. Bu andan itibaren ülkenin geleceğinin Reichstag'da bulunanların ellerine bırakılamayacağı vurgulanır. Hindenburg ise elindeki gücü kullanmaya niyetlidir. Bu yüzden Schleicher'ın eski arkadaşı olan Oskar, Papen ve bir grupla Neudeck'te bir kafede önemli bir toplantı yapar. Bu adamlar aynı zamanda birbirlerinden de kuşkulanmaktadır. Her biri Schleicher'ın gücünün farkındadır ve yeni şansölye seçimi için kendilerinin desteklediği bir ismin seçilmesini istemektedirler. Muhafazakarlar içinden seçilecek bu isim Hindenburg'a yakın bir isim olabilirdi ama Schleicher'ın bu durumda desteğini çekeceği açıktı. Sonunda Hitler şansölye seçilir. Sosyal demokratlar konumlarını kaybederler. Eski başbakan hiçbir direnme göstermeden koltuğunu devreder. Derken yeni hükümet toplanır. Şansölye Hitler'in hemen yanına oturur. Aynı gece Hitler'e bağlı SA grupları ve Hindenburg taraftarları ellerinde meşalelerle iki ayrı grup oluştururlar. Karanlıkta savunmasız faşizm karşıtlarına karşı saldırılar başlar. Saldırılarda SA milisleri belirleyici rol oynamaktadır. Yeni rejimin Berlin'deki ilk belirtisi bir SA görevlisinin cenazesi için yapılan devlet töreni olur. Eski tahtın prensi de törende hazırdır.
ein junger deutscher Arbeiter. Aufrecht, stolz. Der Kamerad seiner Kameraden und der Führer seiner Gefolgschaft. Wie all die anderen, die Hunderttausende, geht er vorbei an dem greisen Reichspräsidenten und dem jungen Reichskanzler. Das, was er geträumt hatte, das ist nun Wirklichkeit. Das junge und das alte Deutschland reichen sich die Hände. 10 Şubat'ta Hitler Berlin'de şansölye olarak ilk konuşmasını yapar. İtibaren seçim kampanyası terörün gölgesi altında başladı. ...27 Şubat 1933'te parlamento binası Reichstag, Naziler tarafından gizlice kundaklandığı ateşe verildi. Tarihte Reichstag yangını adı verilen ünlü provokasyonun suçu komünistlerin üzerine atıldı ve komünist aydınlar tutuklanmaya başlandı. Hollandalı Van de Lobe yangın gecesi Reichstag'da yakalandı. Onunla birlikte 4 komünist daha mahkemeye çıkarıldı. Yine de Hollandalı'nın suçlu komünistlerin masum olduğuna inanılıyordu. Yangınla suçlanan isimlerden Bulgar devrimcisi Dimitrov, çıkarıldığı mahkemede yaptığı tarihi savunmasında Hitler ve Nazilerin Reichstag yangınının yegane suçlusu olduğunu ortaya koyar ve sanık sandalyesinden onları yargılar. Dimitrov'un tarihe geçen ve kitaplaşan bu savunmasıyla Göring bir anda derin bir öfkeye kapılır. Bekanntlich im deutschen Volk, dass sie sich hier unverschämt benehmen
und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten nicht erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich handlagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Seçimlerde Hitler tüm oyların %43.9'unu aldı. Hala orduya ve Alman milliyetçilerine ihtiyacı vardı. Buna karşın yeni rejim şimdiden kendini göstermiş ve onarılan Reichstag'ın açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşmişti. Ordu ve SA bu kez omuz omuza tek bir amaç için birleşmişti. İleri gelenler her ikisini de ayrı ayrı selamlıyordu. Ön sıralarda Mareşal ve birkaç subay askeri üniforma giymişken Batı cephesinden bilinmeyen bir asker yas giysileri içindeydi. Entschlossen, ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. İki gün sonra Reichstag binası iki renk olarak ortaya çıkar. Renklerden biri eski Reichstag'ı korurken diğer ve daha canlı olanı yeni rejimi simgeler. Hitler'in emrettiği bu biçim onu ilk kez diktatörlüğe yaklaştırır. Bina çevresine SS ve SA güçleri konuşlandırılır. Bu bir anlamda başka kimseye geçiş yok niteliğinde bir mesajdır. Hitler'in sayıcı üstünlüğü Katolik ve komünistleri çaresiz bırakacağı için onun dikte edeceği yasalar kolayca geçecektir. Zaten bir düzine komünist ve çok sayıda sosyal demokrat şimdiden tutuklanmıştır. Bu da sosyal demokratları yasaya karşı yasa denkleminde yalnız bırakır. Nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den Nationalstaat. Die Reichsregierung beabsichtigt daher nicht, durch dieses Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben. Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen in Reich und in den Ländern gewährleisten. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Hitler her ne kadar yapacağı her şeyi yasalara dayanarak yapacağını söylese de bir süre sonra çoğu kez yasaya bile dayanmadan harekete geçer. Bavyera'da yarattığı savaş ortamında bu kez ordunun aracılığına bile ihtiyaç duymaz. Artık tek başına kilit güç konumuna gelmiştir. 1933 yılında Münih başta olmak üzere büyük eyaletler tek tek eline geçer. Rusya'da ise Göring ipleri elinde tutar ve Prusya parlamentosuna yine Göring başkanlık etmeye başlamıştır. Vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus vernichtete und zerstörte. Der Führer hat uns auch in Preußen auf unsere Plätze gestellt. Wir geloben, dass jedermann in Preußen seine Pflicht tue. Preußischer Staatsrat ist eröffnet und er ist eröffnet mit dem Rufe unser Führer Adolf Hitler, des Deutschen Reiches Kanzler, ein Treiber Sieg, Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil. Bir süre sonra Hitler tüm parti ve örgütleri ya kendine bağlar ya da tamamen ortadan kaldırır. Bir kısmı SA çatısı altına girerken bir kısmının yaşam kaynakları kesilir. Bazı sendika ve örgütlerse işçi cephesi tarafından teslim alınır ve hepsi tek bir amblemle temsil edilir. Propaganda sorumlusu Göbels, özgür ifade ve yazma konusunda tam bir yasakçı tutum içine girer.
Heinrich Heine bu konuda kitapların yakıldığı yerde insanlar yakılıyor demektir diye yazar. Şimdi de bizzat onun kitapları yakılmakta ve geleceği sonu belirsiz bir girdaba sürüklenmektedir. Almanya artık Marx, Freud, Barbus, Brecht, Moore, Remarque ve Fortwert okumamaktadır. Das nicht auf die Reinheit deiner Rasse hält, geht zugrunde! Nisan 1933 tarihinde bir grup Yahudi iş adamı, doktor ve avukat boykota başlar. Ama bir süre sonra Yahudiler ülke dışına çıkarılmaya başlanır. Ardından tüm Yahudiler ülkeden ülkeye sürgün olarak dolaşmaya başlayacaktır. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Hitler'e karşı duran herkes yasa dışı ilan edilir. Bunu ilk öğrenecek kişi Röhm olur. Hindenburg'un desteğine sahip olan Hitler bu kez orduya da hükmetmeye başlar. Ama bu kez Röhm ve SA ordu içindeki eski ayrıcalığını kaybeder. Sonuç olarak 1934 yılında Röhm ve SA ileri gelenleri hiçbir yargılama yapılmadan idam edilir. Bu onun planlarının sadece başlangıcıdır. Tüm bunlar şefliğini Himmler'in yaptığı SS'ler tarafından gerçekleştirilir. Bu grup polis içinde yüksek yetkilere sahiptir. Bir süre sonra parti toplantısında Hitler kendine sadık yeni SA şefini belirler, Lutze. Genau wie in früheren Zeiten wir unseren Dienst und unsere Pflicht getan haben, werden wir auch künftig nur auf ihre Befehle warten. Und wir Kameraden kennen nichts anderes als die Befehle unseres Führers. Auszuführen und zu beweisen, dass wir die Alten geblieben sind. Unser Führer Adolf Hitler, sich. Meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland. Ich übergebe euch dann die neuen Feldzeichen in der Überzeugung, dass ich sie in die treuesten Hände gebe. Bu andan itibaren yeni renkler de belirlenir. Kan simgesi olarak anılan bu renkler Kasım 1933'ten itibaren kullanılmaya başlar. Parti bir araya gelmiştir. Ordu güven vermektedir. Bir süre sonra Himmler'in SS'i bir zamanlar Röhm'ün hayali olan tek parti, tek ordu hayalini gerçekleştirecektir. İki Ağustos 1934'te Hindenburg'un ölümü üzerine Hitler aynı anda hem şansölye hem de cumhurbaşkanının görevlerini kendi şahsında birleştirdi. Bugünden itibaren askerler anayasa ya da Almanya'ya değil, bizzat Hitler'in kendisine ant içmeye başladılar. Hitler 16 ay içinde üstün bir güç elde etti. Tüm rakip ve muhalefeti ortadan kaldırdı. Nazi iktidarı gerçekleşiyordu. Bundan sonraki adım tüm halkı tek bir ırk düşüncesine bağlamak ve ebedi tek bir liderin önderliğine ikna etmekti. Bu andan itibaren Nazi propaganda aygıtı alabildiğine hız kazandı. Yeni rejim adeta bayrak ve flamaların rejimiydi. Her kuşaktan ve yaştan insan elinde yeni rejimin simgeleriyle sokaklarda yürümeye başladı. Ama o önce gençlikle işe başladı. Als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen, dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts,
für unser Volk. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Bundan sonra eğitim aşamasına geçildi. Yeni gençlik Nazi ilkelerine göre eğitilmeye başlandı. Herr Ritter! Herr! Kein Wort, mein Kampf. Am 18. Juli 1925 erschien der erste Band des Führers, Buch Mein Kampf. In diesem Buch gibt der Führer dem deutschen Volke einen Abriss seines schicksalshaften Lebensweges und gibt uns verpflichtend die grundsätzlichen Erkenntnisse des politischen Lebens. Als Leitspruch des Tages ein Wort des Führers über den Wert der Arbeit. Der völkische Staat wird, wenn notwendig, selbst durch jahrhundertelange Erziehung mit dem Unfug, körperliche Tätigkeit zu missachten, brechen müssen. Halt, Adolf Meller! Halt, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Vaterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland! Wir standen nicht im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten und sind trotzdem Soldaten! İyi bir Nazi olarak eğitilmeyi reddedenler, Himmler'in kontrolündeki taburların saldığı korkuya ve teröre tabi tutulurlar. Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber dass die Partei weiterleben wird, das weiß ich. Und dass über alle Personen, über Schwach und Stark hinweg, in Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird, das glaube ich und das weiß ich. Bu ülkeye inanmayanların yeri ise toplama kamplarıydı. Şair Erich Müzan 1934 yılında uranyumla öldürülür. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. Nein, die Bewegung, sie lebt und sie steht felsenfest begründet. Und solange auch nur einer von uns atmen kann, wird er diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne. Dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau. Und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Hitler 1935 yılından itibaren orduya yeni bir düzen getirmeye başlar.
Bu andan itibaren ordu 36 tümene ayrılır ve modern hava kuvvetleri oluşturulmaya başlar. Yabancı ülkeler bu durumdan endişe etmeye başlar. Ama Hitler Avrupa diplomasisinin teslimiyetçi tutumunu fark eder. Avrupa devletlerinin teslimiyetçi politikası Hitler'e 2 haftalık bir operasyonla Polonya'nın işgaline zemin hazırlar. Bu andan itibaren karadan ve denizden Fransa'ya gözünü diker. Fransızların tüm düşmanları onun dostu olur. Mart 1936'da Hitler Rheinland'e yürüdüğünde neredeyse herkes tepkisiz kalır. İşgal sadece 3 Alman tümeniyle gerçekleştirilir. Bir süre sonra da sırada Belçika ve Fransa vardır. Bu andan itibaren Hitler, Versay Anlaşması ile birlikte Alman silahlı kuvvetleri için konan tüm kısıtlamaları geçersiz saydı. Bu arada Hitler, Etiyopya saldırısı sonrasında iktidarını güçlendiren Mussolini ile de sıkı bir ilişki geliştirir. Britanya ve Fransa Mussolini'ye karşı simgesel bir karşı girişimde bulundularsa da onu dize getiremezler ve tam tersi Alman ordusunun içine sokarlar. Temmuz 1936'da General Franco yasal İspanyol hükümetine karşı darbe girişimlerine başlar. Hitler ve Mussolini ona yardım etme kararı alırlar. Bir süre sonra Almanya askeri ve sanayisiyle gizlice Franco'ya yardım ederken Mussolini yardımlarını açıktan açığa yapar. İspanyol iç savaşı dünyanın gördüğü en kanlı iç savaşlardan birine sahne olur. Bu durum Mussolini'ye güç verirken batılı güçler arasında da kamplaşmaya neden olur. En büyük çıkmazlardan biri de Avusturya sorunudur. Hitler 1934 yılından itibaren Avusturya'nın bağımsızlığını tehdit etmeye başlar. Ülke Dollfuss tarafından yönetilmektedir. 1934 baharında Dollfuss, sosyal demokratlar ve sosyalistlerle açıktan işbirliğine girer ve iyi bir müttefik ilişkisi kurar. Bir süre sonra da Hitler'e karşı savaşa başlar. Bir yandan da halkı Hitler'e karşı direnişe davet eder. Viyana'nın Türklerden kurtuluşunun yıl dönümünde Dollfuss bu eski düşmanı Hitler'e benzetir. Naziler, Alman milletvekili Frank ve Keft'in Viyana'yı ziyareti sırasında büyük karşılama törenleri düzenlerler. Vielen herzlichen Dank, lieber Parteigenosse und Mitkämpfer Frauenfeld, für den lieben Empfang, den Sie mir hier bereitet haben. Es ist eine unerhörte Freude, hier an der Stelle, wo unser Führer, der Schöpfer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Adolf Hitler, seinen Lebenskampf begonnen hat als einfacher Handarbeiter, hier an dieser deutschesten Stelle des Ostens erneut betonen zu können, dass unser Führer Adolf Hitler stolz ist auf seine Wiener Heimat und dass er weiß, dass Wien zu ihm und seiner Bewegung, zur Idee des Völkerfriedens, zur Idee der nationalen Wohlfahrt, zur Idee der Freiheit und Reinheit des Volkslebens steht. Temmuz 1934'te Naziler saldırılara başlar ve Dollfuss öldürülür. Ama düzen çabuk sağlanır ve Naziler Almanya'ya döner. Mussolini hala Avusturya'yı destekleme sözü vermektedir. Bu amaçla tümenlerini sınır bölgelerine kaydırır. Eğitim Bakanı Schuschnigg Dollfuss'ın yerine geçer. Durum kontrol altındadır. Ama Avusturya'ya elçi atanan Papen ülkeyi içten içe baltalamaya başlayacaktır. Ekim 1937'de Hitler ve Mussolini Münih'te buluşur. Mussolini burada kendisini karşılayan askeri gücün görkeminden fazlasıyla etkilenir. Birkaç ay sonra Almanya ve Japonya antikomünist paktı oluştururlar. Artık tamamen Almanlardan yanadır ve Avusturya'nın bağımsızlık bekçisi görevinden çekilmek durumundadır. Hitler Avusturya üzerine yürümek için sadece bir bahane bekler.
Bir zamanlar buradan çıkmış olan işsiz ve ailesiz bir adam Mart 1938'de artık Viyana'ya farklı bir kimlikle yürümektedir. Onu karşılayan kişi ise Himmler olur. Kendisi burada tam 67 bin kişiyi tutuklatmıştır. Dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına ulaşmayı kendine amaç edinen Führer, ele geçirdiği topraklarla asla yetinmez. Bir sonraki hedefi şimdiden bellidir: Çekoslovakya. Başkan Beneş aynı zamanda Fransızların yakın müttefikidir. Sovyetlerden de Prag'ın işgali söz konusu olursa yardım sözü almıştır. Şimdiye dek Prag oldukça istikrarlı bir kent görünümü çizmiştir. Ama Naziler ve Alman casusları sokaklarda gösteriye ve propagandaya başlayınca Prag karışır. Bazı Alman generallerin Hitler'i Prag konusunda cesaretlendirdiği biliniyor. Hitler ilk bakışta buna temkinli yaklaşsa da Rusya'nın ve Çekoslovakya'nın doğudan kuşatılması fikri ona sıcak gelir. Ama arada İngiltere de vardır. İşte bu ikilem anında İngiliz Başbakanı Chamberlain'in ziyareti gerçekleşir. İngiliz siyaseti bazı tavizlerle, örneğin küçük ülkeleri ele geçirmesine göz yumarak Hitler'i doğuya Sovyetler üzerine yöneltmektedir. Chamberlain daha sonra Avrupa kentlerini bir barış elçisi gibi gezerek Hitler'i karşılarına almanın tehlikesine işaret eder. Fransa'da kendisini karşılayan isim Başkan Bonnet'dir. Chamberlain'in çıkış noktası 1929 yılında Almanya, Fransa, Britanya ve İtalya arasında varılan Münih Antlaşması'dır. Ama her şeye rağmen Çekoslovakya'nın işgaline karar vermesi engellenemez. Beneş Hitler'e itaat etmeye zorlanır. Avrupa devletleri sadık müttefiki Çekoslovakları böyle bir duruma sokarak Sovyetleri yalnız bırakma niyetindedir. Bu andan itibaren Sovyetler Birliği dış politika değişikliğine gider. Hitler hiçbir cephane, asker ya da güç kullanmadan Çekoslovakya'yı işgal eder. Alman generaller ilk baştaki planlarını geri çekmek zorunda kalırlar. Bu onlara aynı zamanda zaferin sadece kanla elde edilemeyeceğinin bir kanıtıdır. Hitler'in yeni işgal planları çoktan hazırdır. Chamberlain, Hitler'in imzaladığı belgelerin sadece zamanlı şartlarına uygun imzalanmış kağıt parçaları olduğunu söyler. Münih Antlaşması'ndan sonra Almanya'daki Yahudilerin durumu kötüye gitmeye başlar. Bu anlaşmadan bir hafta sonra tüm Yahudiler damgalı belgelerini yanlarında taşımak zorundadırlar. Himmler'in sağ kolu Reinhard Heydrich 17 bin Yahudi'yi Polonya'ya sürgün etme fikrini ortaya atar. 17 Kasım'da sürgünlerden biri olan 17 yaşındaki bu genç aynı zamanda Fransa'da görevli Yahudi diplomatın oğlu. Bu durum Yahudi trajedisinin henüz başladığının habercisidir. Daha sonra her bir kurban için küçük bir özür olarak sembolik bir tören yapıldı. Ama bu törenler büyük planların yapıldığı ünlü Kristal Gecesi'ne denk düşüyordu. Daha sonra yüzlerce sinagog ateşe verildi. 7500 Yahudi dükkanı yağmalandı, 20 bin Yahudi tutuklandı ve 10 bini Buchenwald'daki toplama kampına götürüldü. Hasarın bizzat Yahudiler tarafından ödenmesi emredildi. Toplanan malın değeri 1 milyar markı bulmuştu. Yahudi dramının son aşaması başlamıştı.
Münih'ten sonra Hitler gitgide kendinden daha da emin olmaya başladı. Mart 1939'da Çekoslovakya'nın bağımsız bölümünü işgal etti. Alman ulusundan olmayan Çekler Alman Reich'ının gücüne güç katmıştı. Chamberlain sonunda gerçeği anlayabildi. Hitler'in asıl planı Avrupa'yı doğudan ve batıdan kuşatmaktı. Hitler'in fırtına güçleri ilerlemeye devam ediyor. Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Adolf Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Hitler 50. doğum günü olan 28 Nisan 1939'da Almanya'nın her yerinden çocukları ve her yaştan insanı huzuruna kabul ediyordu. Unser heutiges Deutschland nicht wieder schön und herrlich. Indem ich euch überblicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Ihr werdet treu sein, wie jemals nur Deutsche treu sein konnten. Immer wieder wird eine neue Jugend antreten in diese Stadt hier. Ich sehe das vor mir in Jahrhunderten immer wieder antreten und wird immer schöner sein, immer kraftvoller sein und wird immer gesünder sein und wird immer mehr Hoffnung bieten den lebenden Geschlechtern auf die Zukunft. Ich bin nicht der Klagende, ich bin nur der Warner. Ich bin nicht der Fürchtende, sondern ich bin nur der Vorbereitende. Ich zittere nicht vor der Stunde irgendeiner Entscheidung, aber ich will sie sehen und ich will stark sein. Ich will die Füße fest in unsere Erde stemmen, um dem Ansturm nicht zu erliegen. Und ihr werdet neben mir stehen, wenn diese Stunde jemals kommen sollte. Ihr werdet vor mir, neben und seiten und hinter mir stehen. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Eylül 1939'da Alman ordusu Polonya sınırına doğru harekete geçti. Hitler Polonya saldırısından sonra en büyük savaş planını devreye soktu. November 1918
Britanya ve Fransa Polonya'nın müttefiki olarak görevlerini yaptı ve Almanya'ya savaş ilan etti. Hitler ilk kez birleşik bir cepheyle karşılaşıyordu. Kilise, Polonya'yı işgal eden gücün bir an önce alt edilmesi için dini törenler düzenledi. Alman Hava Kuvvetleri mühimmat taşıyan birçok treni havadan bombaladı. Polonya süvarileri Alman tanklarına karşı. Hitler'in uçakları istasyonları bombalıyor. Hitler'in ordusu savunmasız kentleri tek tek yıkarak ilerliyor. Önlerine çıkan herkesi öldürerek bir sonraki kentlere ünlerini günler önce yayıyorlar. Partizanlar tutuklanıyor ama yargılanmaları şimdiye kadar olduğu gibi yapılmayacak. Köprüler tek tek yerle bir edilir. Polonya güçleri köşeye sıkışmış durumdadır. Hitler askerlerine bu başarılı çalışmadan dolayı teşekkür ediyor. Gölgesi Himmler işgal edilen yerlerde korku estiriyor. Birkaç hafta sonra geride sadece savaşın yıkımı kalmıştır. Hiçbir kent Hitler'in ateş gücüne karşı koyacak güçte değildir. Hitler'i tatmin eden tek şey ise duman tüten harabelerdir. Savaş ilk kez tüm sivilleri de kapsayacak şekilde topyekün bir savaşa dönüşmüştür.
Alman askerleri harabeye dönmüş binaların çevrelediği görünümü değişen kentlere doğru ilerliyor. Esir alınan Polonyalılar yeni kafeslerine doğru götürülüyor. Hitler için düzenlenen bir zafer geçidi. Polonya kısa bir sürede tam anlamıyla harabeye dönüşmüştür. Bu durum Hitler'in savaş planını genişletme konusunda çıkış kaynağı olur. Artık diğer ülkelerin işgalleri de aynı başarıyla gerçekleştirilebilir. Askeri yardımcıları yapılan işin genel bir fotoğrafını çıkarır. Küçük bir Polonya kentine ait pazar yeri. Çok fazla yiyecek görmek mümkün değil. Bir anda bir hareketlenme yaşanır. Alman polisi baskında. Yahudiler kollarına yıldız takmak zorunda. Ceplerinde taşımaları söz konusu değil. Bazıları rehin alındı. Polis arabası onları başka yere götürüyor. Kaderleri şimdiden belli. Sadece Yahudileri taşıyan tramvaylardan biri. Ekim 1940'ta Mayl bölgesi çevrelenerek gettoya dönüştürülür. 240 bin Yahudi ve 70 bin Yahudi olmayan insan burada oturmaktadır. Ama ülkenin diğer bölgelerinden daha binlerce Yahudi getirilecektir. Başlangıç olarak bir odaya 6 kişi konur. Kısa süre sonra bu rakam 13'e yükselir. Goebbels kendi kameramanına sıradan bir şehrin nasıl yaşayan bir cehenneme dönüştüğünü göstermek amacıyla bu çekimleri yaptırır. Ancak bir süre sonra insanların buna sempati duymak yerine korkacağı anlaşılınca çekimlere son verilir ve kayıtlar saklanır. Bu aşamada burada yaşayan insanların da görülmemesi için geto çevresi dev duvarlarla çevrelenir. İçeridekiler adeta kafes içindeki hayvanlardan farksızdır. Burada yaşayan insanlar yavaş yavaş büyük bir açlığa sürüklenir ve yiyecek bulmak zorlaşır. Günde sadece 200 kaloriye izinleri vardır. Bu durumu fark eden Avrupalılar getoların bir kontrol mekanizması olmaktan çıkıp tam bir Yahudi soykırımına dönüştüğünü açıklar.
Ghetto sakinleri fareler gibi yaşayıp ölmek zorundalar. Islak ve yırtık giysilerle ve ceset kokularıyla yaşamaya mecburdurlar. Odaları bir hapishane koğuşundan daha kalabalık. Hastaların yapması gereken tek şey beklemek. Ölümü bir kurtarıcı gibi bekliyorlar. Ölümün gölgesinde büyüyen çocuklar işkence ve hastalıklarla boğuşur. Oyuncak yerine büyüklerin çektiği acılara tanık olarak büyüyorlar. Ölüm çocukların şefkatiyle besleniyor. Sokaklarda bir gün daha yaşayabilmek için dileniyor ya da dans ediyorlar. Ghetto kurallarını çiğnemenin cezası büyük. Ghetto'da yaşayan küçük bir kız babasına keşke köpek olsaydım diye bağırır. Askerse ol o halde, köpek ol diye yanıt verir. Duvara yakın oturan insanlar diğerlerine göre biraz daha iyi ısınıyor. Ölüm her köşe başında. Yaşayanlar onları bir daha asla göremeyecek. Onlara hiç bakmıyorlar. Çünkü belki yarın sıranın kendilerinde olduğunu biliyorlar. Ölüm bir anlamda onlar için huzurun başlangıcı. Ölüleri toplayanlarsa yine Yahudiler olup böyle bir görev almalarının nedeninin yaşamak olduğunu bilmek bu büyük ikilemi açıklamaya yeter. Hiçbir hazırlık yapılmadan ya da mezar hazırlanmadan ölüler toplanıyor ve bir daha görülmemek üzere ortadan yok ediliyor. Ama bilinmeyen bir çukurun içine topluca gömüldükleri ve tek şahitlerinin gökyüzü olduğu biliniyor.
Bu yalıtılmış bölgenin dışında Polonyalılar için terör hala devam etmektedir. Polonyalılar toptan ölüme mahkum edildiklerini kavramaya başlarlar. Alman askerlerine direnenler, casusluk yapanlar, bilgi sızdıranlar ya da kendilerine verilen işi tam anlamıyla yapmayanlar korkunç şekilde öldürülür. Bu sessiz bir savaştır. Dünya bunu çok sonraları öğrenecektir. Batıdaki işgal artık uluslararası bir sorun konumuna gelmiştir. ...9 Nisan 1940'ta Hitler Danimarka ve Norveç'i istila eder. Oysa daha bir yıl önce bu ülkelere saldırmayacağını ilan etmişti. Yürüyüş Hollanda ve Belçika sınırına doğru devam ediyor. Haziran 1940'ta Fransızlarla ateşkes imzalanır ve Almanlar Paris'e girer. Hitler sonunda Versay'a ulaşmıştır. Geride İngiltere kalmıştır. Göringen uçakları saldırıya geçer ve İngilizlerle havada kıyasıya bir mücadele başlar. Coventry gibi sanayi şehirleri çatısız kalmış, bu durum İngilizleri adeta tek yumruk olarak birleştirmiştir. İngiliz kentleri harabeye dönmüş, ancak direnme azmi adanın her yerinde kendini göstermeye başlamıştır. Alman istilasına karşı yeni hazırlıklar yapılır. İngiliz ulusu uzun ve onurlu tarihi boyunca hiçbir şekilde alt edilmemiş ve ezilmemiştir. Böyle bir durumda fazla söze gerek yok. Onlar için işgal ölüm demektir. Böyle bir yıkıma karşı koyacak gücümüz var.
Tüm dünyada devam eden bu savaş bizi yıldıramaz. Chamberlain'in Hitler saldırganlığına taviz ve teslimiyet politikalarının olumsuz sonuçları üzerine iktidara gelen Winston Churchill, kısa bir süre sonra Atlantik'te Roosevelt'le bir araya gelerek Amerika daha savaşa girmeden kesin destek elde eder. Bu toplantıdan sonra hedefin özgürlük olduğu dile getirilir. Savaş ilanı ise sadece ve sadece insan hakları adına yapılacaktır. Ama Almanların İngiltere'yi istilası bir türlü başlayamaz. Fransa'nın düşüşünden 5 ay sonra Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırmak için hazırlanır. Bundan 2 yıl önce ise Stalin'le saldırmazlık anlaşması yapmıştı. Sovyetler Birliği sınır boyunca istila edilir. Amaç Moskova'nın çabuk bir şekilde teslim alınması. Alman birlikleri bir kez daha kendilerine düşman gördükleri savunmasız toprakları harabeye çevirmeye başlar. Kısa zamanda kazanılan kolay zafer bu kez pahalıya mal olur. Hitler'in orduları Moskova önlerinde tarihe geçen eşsiz bir direnişle karşılaşır ve ilk kez başarısız olur. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin seçkin önderlerinin Kızıl Ordu'nun başında en ön safta dövüşerek ana yurtlarını savunması Nazilerin aldığı yenilginin temel etkenlerinden biriydi. Kızıl Ordu, Alman ordularını Moskova ve Sivastopol gibi kentlerde ileride ağır sonuçlara neden olacak bir zayiata uğratır. Kızıl Ordu'nun başarısı, müttefik ordularının da başarı için önünü açar. Ekim 1942'de İngiliz birlikleri General Montgomery önderliğinde Alman hatlarını yarıp El Alamein'e kadar girer. Almanlar 12 gün süren bir mücadeleden sonra Kuzey Afrika'da savaşı kaybeder. Almanlar Kafkaslar'da, Volga ve Tuna nehirleri boyunda büyük bir mücadele vermektedirler. Paris'e girerken en ufak bir direniş görmeyen Hitler'e Fransa'da komünist partizanlar büyük bir direniş başlatırlar. Artık Alman ordusu Hitler'in dünya hakimiyeti çılgınlığının bedelini ödemek zorundadır. Kızıl Ordu Stalingrad'ı kuzeyden ve güneyden kuşatır. Hitler hareket gücünü kaybeder. Birkaç ay içinde bir zamanların parlak kenti tam bir harabeye döner. Kızıl Ordu sokak sokak ev ev savaşarak Stalingrad'ı savunur. 30 Ocak 1943'te Hitler başa geçişinin 10. yılını kutlar.
Bundan bir gün sonra da Doğu ordusu tam 91 bin askeriyle teslim olmak zorunda kalır. Stalingrad Savaşı Almanya'ya tam olarak 142 bin askerin yaşamına mal olur. Und jeder Deutsche noch in 1000 Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. 10 Jahre, meine Kameraden, hat uns der Führer jetzt von Größe zu Größe geführt, zum Heile, aus Ohnmacht heraus, aus Armut heraus, aus schrecklichen Verhältnissen. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. Das Deutschland von einst hat um 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Sie könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil ich kein zweites Verdun machen will. Ausgerechnet Stalingrad, ein kapitaler Fehler, das ein strategischer Fehler. Jetzt wollen wir mal abwarten, ob das ein strategischer Fehler war. Und da kann man schon mir glauben, was wir einmal besitzen, das halten wir dann schon auch tatsächlich so fest, dass in diesem Krieg jedenfalls ein anderer dort, wo wir ständig mehr hinkommen. Da kann man sich drauf verlassen. Stalingrad Savaşı genel savaşın da dönüm noktası olur. Büyük geri çekilme ve Sovyet büyük karşı saldırısı başlamıştır. Artık Naziler için sorun ilerlemek değil, yerini koruyabilmektir. Nazilerin başlattığı haksız savaşta sayısız insan ölür. İşgal edilen ülkelerden toplanan esir işçiler Hitler'in savaş sanayisi için ölümüne çalıştırılır. 1944 yılı sonundan itibaren 4 milyon 795 bin insan Sovyetler Birliği'nden, Polonya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Yugoslavya'dan hatta İtalya'dan Almanya'ya getirilir. Evlerinden alınan bu insanlar hayvanlar gibi trenlerle nakledilir ve birçoğu yolda hayatını kaybeder. Doğu Avrupa'da Himmler çok büyük toplama kampları inşa etmiştir. Kamplara yüz binlerce insan konur. Bazıları Alman fabrikalarında çalıştırılırken bazıları kent işlerinde çalıştırılır. Kamplara işgal edilen ülkelerden sayısız insan getirilir ve isimsiz kitlelere dönüştürülür.
Auschwitz kampı ile ilgili olarak Rudolf Hess çalışma özgürlük verir ama bu dünyada sadece özgür insanlar ölüme mahkumdur diye açıklar. Savaşın sonuna dek sadece Auschwitz toplama kampında 2,5 milyon insanın olduğu bilinmektedir. Genellikle Polonyalılar, Ruslar, Çingeneler ve Yahudiler. İnsanların kitlesel olarak yok edilmesi konusunda Ziklon B kullanmak tamamen Hess'in fikriydi. Yazılarında kesinlikle hızlı ve mutlak bir ölümü garanti ediyor. Özellikle hava püskürtmeli odalarda kuru bir şekilde uygulanması önerilir diye belirtir. Ölüme gönderilenler banyo yalanıyla gaz odalarına sokulur. Önce kadınlar ve çocuklar seçilir. Kapılar kilitlenir ve içeri gaz püskürtmesi başlar. En fazla 20 dakika sonra tamamı ölür. Kurbanların altın dişleri ve kadınların saçları sökülür. Cesetler fırınlarda yakılır. Auschwitz'te kurulan fırınlar günde 2000 cesedi yakacak kapasitededir. Daha fazlası fırına zarar vereceği için bu rakamın üstüne çıkmamaya dikkat ederler. Auschwitz kampında yaşanan en büyük katliam 1944 yazında gerçekleşti. Fabrikalar günlerce durmadan çalıştı ve toplam 400 bin Yahudi açlıktan ya da gazla öldü. Tüm bunlar SS'e bağlı Adolf Eichmann tarafından yönetilir. Bu isim özellikle saklı tutulur ve savaşın ilerleyen dönemlerinde kaçmayı başarır. Almanya'nın yenilmesinden 15 yıl sonra İsrail ajanları yerini tespit eder. SS'in insanları sistematik bir şekilde öldürdüğü gün ışığına çıkar. Nazilerin yeni Avrupa düzeninin ilk adımı üstün ırk üzerine dayanmaktadır. Viyana'dan yola çıkan bu adamın en nefret ettiği ırkın Yahudiler olduğu artık çok açıktır. Milyonlarca insan için verdiği ölüm emri yerine getirilecek derecede güçlenmiştir. Onun ağzından çıkan emir her zaman emirdir. Kentlerde ölüm sadece savaşın kendi doğası nedeniyle yaşanmadı. Himmler 1943 yılında savaş esirlerinin ve Yahudilerin ölüm kamplarına götürülmesi emrini verdi. 3 hafta boyunca geto halkı kendilerini toplayan SS'e direndi. Sonunda bu hareketi yöneten General Stroop evlerin tek tek ateşe verilmesini emretti. Gitmekte direnenler bu kez yangından kurtulmak için balkonlardan atladı. Bu korkunç hareket bittiğinde 9 tüfek, 59 tabanca ve birkaç yüz el bombası ortaya çıkarılır. İlk kez silahsız, masum halk cellatlara karşı baş kaldırmıştır. Öleceklerini biliyorlardı ama en azından ayakta dövüşerek öleceklerdi. Geto'nun tasfiye edilmesinden sonra Polonya'da savaş devam eder. 1944'te Almanya bu ülkeyi elinde tutamamaya başlar. Polonya birlikleri Kızıl Ordu'nun ülkeye girmesinden önce General Bor 1 Ağustos 1944 tarihinde genel bir isyan başlatır ve hazırlık yapar. Almanlarla Polonyalılar arasında başlayan savaş 653 gün sürer ve 200 bin Polonyalı hayatını kaybeder.
Ekim 1944'te hayatta kalan Polonyalılar kentten çıkarılmaya ve ormanda yaşamaya zorlanır. Kent sistematik bir şekilde yok edilir. Bu gördüğünüz görüntüler Kızıl Ordu'nun neden hemen kente giremediğini en iyi şekilde anlatmaktadır. Terörün artması Hitler rejimini kurtarmayacaktır. 1944'te durum çok daha kötüye gitmeye başlar. Haziran'da Batılı müttefikler General Eisenhower komutasında Normandiya kıyılarına çıkar. Avrupa için son savaş başlamıştır. Bu andan itibaren bir grup subay ve politikacı Hitler'i ortadan kaldırma girişiminde bulunur. 28 Haziran'da Albay Klaus, Güney Prusya'da patlayıcı dolu bir çantayı toplantı masasının altına koyup patlatır. Hitler şans eseri kurtulmuştur. Bombalamadan hemen sonra karargah olarak kullanılan bina tam olarak harabeye dönmüştür. Hitler bu suikastten hafif bir yanıkla ancak sağ kolu felç olmuş şekilde kurtulmayı başarır. Hitler korkunç bir intikama kalkışır. Devam eden aylarda toplam 4980 şüpheli kişi idam edilir ve binlercesi toplama kamplarına gönderilir. Freisler başkanlığındaki halk mahkemesi şimdi tam anlamıyla ölüm fermanı yağdıran bir kuruma dönüşmüştür. İlk duruşmada birkaç üst düzey askeri subay ve şef savunmasız ya da avukatsız şekilde sorgulanır. Polis şeflerinden ve Nazi ileri gelenlerinden olan Kont Heldorf komploculardan biridir. Sie haben ferner bekundet, dass Ihnen
die Einstellung der Partei zum Adel nicht zugesagt haben, ist mir nun völlig unverständlich. Sie war Polizeipräsident der Reichshauptstadt. Oder ich könnte ihn, wie Sie wissen, Gruppenführer und Obergruppenführer nennen. Alle Gliederungen der NSDAP, die auch adlig war. Ich muss auch bekennen, dass ich nicht, wie viele meiner Parteigenossen, nämlich wie alle Parteigenossen, bedingungslos dem Führer ergeben bin. Schönenfeld'den Komt Schwering çok sayıda cinayetle suçlanır. Volkes, ihr Geistzerfressene, ehrlose, feige Verräter, sind Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Sie verschworen sich, Gördeler sogar als politischer Grund für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Als Minister einer feindhörigen Verräterregierung unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Yaşanan cinayet girişimlerinden sonra ordunun onuruna leke sürülmüştür. Bu andan itibaren SS ileri gelenleri liderlerine ve partiye tartışmasız biçimde sonuna dek bağlı kalacaklarına ant içerler. SS çok daha özel bir birlik haline gelir. Himmler'in yetkileri genişletilir. Savaş Almanya'nın tüm çevresini sarar. Şimdi tehdit altında olan Alman birlikleridir. Bir zamanlar acı çektirenler şimdi çok daha fazla acı çekmeye başlar. Umutsuz savaş için verilen son birkaç mücadele kalmıştır. Goebbels, Mart 1945'te Görlitz şehrini ziyaret ettiğinde artık faşizmin kaçınılmaz sonu yaklaşmıştır. Yanında birkaç mareşal vardır. Dass unsere Soldaten
Wenn Sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn Sie Ihre Gewehre schultern und Ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben Sie nur Ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Und am Führer Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! İşte Alman kaynaklı bir haber. Tarih Mart 1945. Der Führer, dessen Leben Tag und Nacht in ununterbrochener Arbeit und Sorge dem Schicksalskampf der deutschen Nation geweiht ist, besucht einen Divisionsgefechtsstand im Osten. Dem Führer werden die Offiziere des Stabes vorgestellt. Bei den Männern hat es sich schnell herumgesprochen. Der Führer ist da. Die freudige Begrüßung der Soldaten ist wie ein treues Gelöbnis aller Kämpfenden an den Mann, der Deutschlands und Europas Schicksal in den Händen hält. Hitler'e ait bu son görüntüler, onun için hala ölmeye hazır insanlar, özellikle gençler olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Meine Kameraden, unter dem Befehl unseres Bandführers am Stadtrand von Hindenburg West gelegen. Diesen sollten wir gegen einbrechende feindliche Panzer sichern. Als diese dann aus der Richtung Gleiwitz am 24. Januar anrollten, teilte der Bandführer uns in zwei Gruppen ein und wer der Mitte ein gegen die Panzer vorging, um diese selbst anzugreifen, gaben wir anderen ihm den Feuerschutz. Unser Bandführer hat drei Panzer abgeschossen und ist dann leider bei der Vernichtung des vierten gefallen. Nachdem wir seinen Tod festgestellt hatten, mussten wir uns aus taktischen Gründen auf einen Eisenbahndamm zurückziehen. Und dort habe ich dann am Abend die unter diesem hindurchführende Straße von Gleiwitz nach Hindenburg, die den Zugang zur Stadt bildete, gesprengt. Als der Russe näher an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärungen in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder kaum unter feindlichem Beschuss in die Haarteile geschafft. Mantıktan yoksun insanlık düşmanı faşist ideoloji, kendi yarattığı kaçınılmaz tarihsel çöküşe adım adım yaklaşmaktadır. Berlin her an düşebilir. Sovyet Kızıl Ordusu bir harabeye dönüşen kente girmeye başlar. Hitler bu sonuçların ardından kendi sığınağında intihar eder.
Tarih 29 Nisan 1945. General Keitel teslim şartlarını imzalar. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Welt gleich versichern. Ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. Nazi liderleri Nürnberg'de mahkeme önüne çıkarılır ve hepsi işlenen tüm suçların sorumlusunun Hitler olduğunu, kendilerinin ise masum olduğunu söyler. Ich kenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Bin in keiner Weise schuldig. Hitler her şeyi tek başına mı yapmıştı? Toplama kampları açıldığında bu akıllara takılıyor. Bu insanlar şimdi özgürlüğe ve kendilerini bekleyen yeni bir yaşama ürkerek bakıyorlar. Hayata atılan ilk adımlar tedirgin ve dikkatli. Bu çocuklar gaz odalarındaki ölümden kurtuldu. Onlar ikiz. SS doktorları onları deney amaçlı tutuyordu. Adeta fare ya da tavşanmışlar gibi. Sonnenburg'da SS'ler kenti terk ederken tanıklık yapmamaları için toplam 735 faşizm karşıtı Alman'ı öldürerek geride bırakır. Toplama kamplarında toplam 9 milyon masum insan can verdi. Bunların içinde 5 milyon 978 bini Yahudiydi. Bu rakam Avrupa Yahudilerinin %72'sine, Polonya Yahudilerinin %85'ine karşılık geliyor. İşte kamplarda ölenlerden arta kalanlar. Sayısız çanta ve valiz. Yarım milyon sahibi itik giysi. Ölüme giden son yolun izlerini taşıyan ayakkabılar. İnsanlık dışı olayları gören gözlükler.
Artık hiç kimsenin oynayamayacağı oyuncaklar. Malzeme yapımı ve savaş sanayinde kullanılamayacak kadın saçları. Altınları çoktan çıkarılıp eritilmiş dişler. İkinci Dünya Savaşı boyunca yaklaşık 25 milyon askerin öldüğü tahmin ediliyor. Siviller arasındaki ölüm ise 24 milyon olarak tahmin ediliyor. Sayısız toplu mezar Hitler'in kavgasının acımasızlığını simgeliyor. İnsanlık böylesine bir trajediyi bir daha asla yaşamamalı. Bir daha asla.